Şimdi bıçak lazım size. Evet evet. Burada ben hemen biz hazırladık. Bıçak... Burada varmış. Var. Tamamdır. Veriyorum size. Verin verin. Şimdi şöyle bir orta boy şeftali. Şöyle ben şeftaliyi çok severim. Şeftali detoksu olarak geçiyor ismi. Evet evet. Ekranda seyircilerimiz malzeme listesini görecekler. Evet evet. Bir tane mi şeftali koyuyoruz? Bir orta boy ya da bir küçük boy şeftaliyi. Ben şey yapıyorum, cihazı hani daha verimli kullanmak adına minik minik parçalıyorum onları. Hı hı hı. Bazı şöyle. Cihazlar büyük parçaları da öyle bir yapıyor ki. Ya bu çok basit bir cihaz. Evet. Burada. Şimdi burada ayırmışsınız. Orada keten tohumu da var. Tabii tabii. Ama burada başka çerezler var. Fındık, ceviz gibi. Bunlar aynı besin grubuna mı giriyor? Bunlar fındık, ceviz, keten tohumu, avokadoyu ben yağ grubunda değerlendiriyorum. Yağ grubunda değerlendiriyorum. Ananası, şeftaliyi ya da burada dondurulmuş meyvelerim var. Bunları da meyve grubunda değerlendiriyorum. Evet. Salatalık, havuç. Havuç ben bugün kullanmayacağım ama kabak gibi... besinlerde sebze grubunda değerlendiriyorum. Bunun içerisinde başka neler koyuyoruz? Ben de onları koyayım. Olur, çok sevinirim. 100 mililitre kefir koyacağız bir çay bardağı. 100 mililitre. Hemen bir çay bardağı. Hemen bir çay bardağı getireyim. Var mı çay bardağınız? Ben göz kararı koyabilirim. Göz kararı koyalım mı? Ben tahmin edebilirim. Ben koyabilirim göz kararı. Tamam. Yani şöyle koyacaksınız. Şöyle. Çok sık yaptığım için. Nasıl? Bir tık daha. Birazcık daha. İki kaşık yoğurt koyacağız. Kaşığımız var burada. İki kaşık yoğurt. Peki bu kefirlerde, yoğurtlarda laktozsuz olanı mı tavsiye Eğer ediyorsunuz? Eğer laktoz intoleransınız varsa çok tercih ederim. Yani şöyle. Kefir de çok faydalı bir şey bu arada değil mi? Evet, kefirin evet, faydalarından evet, da bahsedebilirsiniz. Evet, evet. Şöyle, kefir ciddi bir probiyotik deposudur. Chia da koyacağım içine. Chia ne kadar koyuyoruz? Chia. Ben iki tatlı kaşığı. Ama öncelikle şunu yapmak istiyorum. Biraz su koyup çalıştırmak istiyorum. Yoksa tıka basa doldurduğumuzda duruyor. Cihazı duruyor, durduruyor. Cihaz çünkü evet. Çok katı olduğu için hani çok da şey değil. Onu da mı göz kararı yapacaksınız? Göz kararı, asıl evet. Peki bir çay bardağı kadar. Bir çay bardağı düşünün. Kadar. Bir çay bardağı açmak kadar. Gerekiyor kefirle şeyi değil mi? Yoğurdu. Sonra çok basit. Blenderdan evet, evet. Geçiriyoruz. Fişi takmak gerekiyor. Evet, fiş buradaydı. Bir sonraki tarifi de ben hazırlamaya başlayayım mı? Çok sevinirim. Neler yapmak gerekiyor? Şunda mı hazırlayacağız? Aslında onu da bunda hazırlasak bizim için çok iyi olacak. Eğer soyulması gereken bir şey varsa onu ben soymaya başlayabilirim. Yeşil smoothie yapalım, çok farklı çünkü. Evet. Kabak ve salatalık soyulacak. Kabağın dışını soymaya başlayayım mı? Evet, çok sevinirim. O da burada var. Çok şöyle. Kolay olur. Ay bazı inancı oldu. Bıçak almıyorum. Anneannem, babaannem öyle yapardı. Küçükken. Şöyle şunu da şuraya koyayım. Ben şimdi chia'sını koyacağım. İki tatlı kaşığı koyacağım. Aslında bir yemek kaşığı chia iki tatlı kaşığına eşittir. Çünkü yoğurt yaptım kaşığımı. O yüzden tatlı kaşığıyla yönetmeye evet. Çalışacağım. Sürekli. Şimdi biz bu kabağı chia mi koyacağız? Kabakçıyı yenir. Yenilir değil mi? Yenir. İki tane de ceviz koyacağım. İzninizle şuradan alacağım. Bunu da aynı şekilde küp küp yapayım mı? Hazırlamış olayım Çok size. Çok sevinirim. Şu an sevgili izleyicilerimiz, ekranı yeni açanlar için tekrarlıyoruz. Bugün Arzu Hanım, Arzu Yamanel, beslenme uzmanı bizler için detoks tarifleri veriyor. Şeftali detoksunu yaptık, yapıyoruz. Evet, evet, ondan evet, sonra evet, yeşil evet. Detoksa geçeceğiz. Şöyle İçerisinde bir, kabak olan iki tane ceviz. Tam ceviz içi. Ben şeker niyetine dut kurusu kullanıyorum. Oo süper. 4-5 tane koyacağım. Doğal şeker olmuş oluyor. Zaten 8-9 tanesi bir porsiyon meyve yerine geçer. 2 porsiyon meyve gibi kullanacağım için hatta şeftalinin bir kısmını kullanmadım. Dut orayı kurusu da kullanacağım ya. Evet. Ha, bir kısmını anladım. Kullanmadım. Peki burada, hurma kullanabilir miyiz? Yoksa hurma, çok mu hurma, tatlı yapar? Hurma kullanılabilir de içinde çok tane tane kaldı. Hani biz onu da denedik. Çok tane tane kaldı. Dut kurusu bir tık daha şekerli. Daha şekerli biliyorsunuz glisemik evet, indeksi evet, yüksek insülin evet. Direncini arttırır. O yüzden böyle tam bir porsiyon gibi değil de şeker gibi birazcık tat versin şeklinde öneriyorum. Dondurulmuş meyvelerle de yaparız. Şimdi onun da bir tarifi var. O da çok güzel oluyor. Evet. Peki bu yeşil detoksun içerisinde başka ne konuluyor? Ben bunu doğramaya başlayayım. Devam yeşil edeyim. Detoksun içerisine taze nane yaprakları koyacağız. Ben buraya hepsini hazırlıyorum. Evet. Küp küp doğruyorum. Yeşil elma.
Çok güzel. Yarısını mı? Yeterli mi bu kadar? Yeter. Bu bitti, bu kadar. Yeşil elma da mı koyuyoruz? Yeşil elmanın da yarısını koyun. Dışını, kabuğunu soyuyor muyuz yoksa? Ben normalde soymuyorum. Daha sağlıklı oluyor değil mi? Ama nasıl yıkıyorum onu söyleyeyim. Kabuklarını soymayacaksam eğer hem karbonatlı suda bekletiyorum hem sirkeli suda bekletiyorum. Hmm. Altını çiziyorum. Neden? Çünkü sirkeli suda evet bakteriler, virüsler, mikroplar vesaire ölüyor. Çünkü alıyoruz, tutuyoruz, evet, yıkıyoruz evet. Ama yine de kaç kişi elledi ona. Karbonatlı suda da tarım ilaçları. Hmm. Çünkü tarım ilacı da geçiyor. Evet. Toprakta büyüyor haliyle. O zaman dolayısıyla bekletiyorum. Sebze meyveleri mi o şekilde yıkamak ben gerekiyor? Ben bekletiyorum. Yani tercih, ben öyle yapıyorum. Tercih. Hani şey yapıyorum. Şimdi 7 yaşında da bir oğlum var. Evet. Risk alamıyorum yani. Bitti bu. Bitti. Neye koyayım? Şuna koyayım mı? Onu güzel. Koyalım. Evet. Yani bir beslenme uzmanı olarak bunu tavsiye ediyorsanız ve kendi hayatınızda bu şekilde uyguluyorsanız bence hepimizin yapması gerekiyor. Yani ben şey yapıyorum. Yeşillikleri aldıktan sonra açılmıyorsa şunu mu açalım? Ellerim ıslandı ya, tam açamadım. Destek isteyelim mi? Bir de şunu deneyeyim. Ellerimi kurutursam açarım gibi geliyor mu? Ah. Yoksa şuna koyacağım. Onu koyalım. Burada yer var. Tamam, onu koyalım. Hiç bekletmeyelim. Gerçekten güzel oluyor. Oo, harika gözüküyor. Bir öğün. Bu bir öğün. Çok lezzetli oluyor. Şimdi ama bu hani şimdi dediğiniz gibi çiğneme olmayınca insanda böyle ben bir şeyim, bu içecek içtim şey sadece. Şey diyor mesela bazı hastalarım. Arzu Hanım, cevizi yanında yesem olur mu? Çünkü olur, neden olmasın? Tabii ki de olur. Peki bu detoksi yaptıktan sonra insanlar psikolojik olarak da kendilerini iyi hissediyor mu? Siz nasıl gözlemliyorsunuz bir beslenme uzmanı olarak? Ben kesinlikle insanın psikolojisiyle beslenmesinin birebir bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bilimsel çalışmalarda bunu kanıtlıyor zaten. Bununla beraber bu detoks süreci gibi düşünmeyin. Şu an benim burada yaptığım tariflerin birçoğu bu sistemi çalıştırmaya yönelik. Örnek veriyorum, bağırsaklar için keten tohumu. Evet. Böbrekler için taze nane yaprakları. Yine bağırsaklar ve hücre bağırsakların için. Bağırsakların düzgün çalışması insanların mutluluğunu inanılmaz mutluluğunu şekilde etkiliyor değil çünkü mi? Çünkü serotonin hormonunun bir kısmı bağırsaktan salgılanıyor zaten. Dolayısıyla ben bağırsak çeperini onarıp bağırsakların doğru çalışmasını sağlarsam nervus vagus dediğimiz sinirle direkt beyinle bağlantıya geçmiş olacağız. Kesinlikle. Yani besinleri ve gıdaları da hangisi daha çok zayıflatır, hangisi daha çok yağ yaktırır yerine aslında evet bunda böyle bir madde var, şunda da şu var, burada da bunu kullanalım şeklinde aslında seçtim. O yüzden tarifleri hani mümkünse kaydetsinler. Dönem dönemde kullanabilirler. Hani çok lezzetli gerçekten. Sadece çiğe olan şişiyor. Çiğe olan şişiyor. Çok mu tutuyor o zaman? Evet evet şişiyor. Dolayısıyla keten tohumu da öyle. Tohum ya bunlar. Evet. Sıvının içerisinde kaldın mı şişmeye başlıyor. Tatlı gibi oluyor. O yüzden de hani eğer sıvı gibi içmek istiyorsam çiğayı koyar koymaz içmeye başlamam lazım. O zaman midede şişer. Tokluk hissi verir. Midede şişsin. Evet. Amacım o zaten aslında. Midede şişirmek. Evet. Şimdi burada meyvelerden yaptığımız, şeftaliden yaptığımız bir smoothie var. Bir de kabak ve yeşil elmadan yaptığımız yeşil smoothie var. Evet. Onun dışında şimdi ben hangi smoothie yapıyorsunuz? Ben aslında avokadoluyu yapıyorum. Avokadolu. Avokadolu. Onu yeşilin içine koymadık. Hayır. Yağ yaktıran aslında şu anda, yani yağ yaktıran demeyeyim de yanlış oldu. Metabolizma hızını arttıran. Besinleri bir araya topladığım smoothie, şu anda yaptığım smoothie. Hepsinin içerisine yoğurt ve kefir mi koyuyoruz? Ben suyla da yapılabilir ama oradaki amacım şu, öğünü tamamlayayım. Kalsiyum yarım olsun, avokado, yağ grubu, bir halka ananas meyve grubu, keten tohumu yağ grubudur ama aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırsın. Yoğurt da süt grubu. Bağırsak toplamak istiyorum ve keten tohumu ile ikisini bir arada verdim aslında. Süt niye kullanmadık? Süt, laktoz içeriği, laktoz dediğimiz süt şekeri içeriği sütte çok fazla. Ve ülkemizde yani Türkiye'de gerçekten bizim bunu tolere edebilmemiz zor oluyor. Evet. Hepimizin evet, yani sizin de benim de. Dolayısıyla aslında bu smoothie'ye badem sütü de çok yakışır. Ben yoğurtla hani çeşit olsun bakın kefirle yaptık. Kefir artı yoğurtla yaptık. Şimdi bir de yoğurtla yapıyoruz. Neden? Avokadoyu yoğurtla veriyorum ben. Biraz su rica edeceğim. Tabii ki. Avokadoyu çünkü yoğurtla veriyorum. Bir çay bardağı kadar. Evet evet tamam. O da şöyle cihaz daha kolay çalışsın ve sizin işiniz daha kolay olsun. Ben şunun tadını çok merak ettim. Evet evet o güzel oluyor. Şeftali. O benim öyle öğünüm. Öyle mi? Evet, evet. Sizin öyle öğününüz. O benim öyle öğünüm. Çok kötü güzel kokuyor. Yani, gerçekten. Ay çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel.
algıyı kırmak istiyorum. Yoğurt, meyve, chia nasıl ya? Şimdi süt, meyve, yulaf. Mesela ben onu nasıl da veriyorum? Bir su bardağı kefir 200 mililitre, 3 kaşık yulaf, 1 yemek kaşığı chia, 1 porsiyon meyve, istediğin herhangi bir meyve, 5 tane de fındık. Hı-hı. O kadar kolay ki. Yulaf da koyabiliriz. Yulaf da koyabilirsiniz tabii. Bunun da tadını merak ettim. Bunları da açamadık. Kabak ve yeşil elma. Biraz ekşi olmuştur herhalde diye düşünüyorum. O, evet evet. O ekşi oluyor. Esas şunu bakalım bence. Hı-hı. Ama çok güzel olmuş. Değil. Evet, taze öyle ekşi oradaki değil. Oradaki püf noktası da taze nane ve zencefil. Unutmayın. Hmm. Nanenin tadı evet. Evet, nane koymasaydık öyle olmuyor. Kötü mü oluyordu? Yani nane koymasam tüketilebilirliği birazcık zor oluyor diye. Evet, beslenme tarifleri hep böyle bir lezzetsiz olur ya, ama bunlar gerçekten siz nasıl lezzet katması gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Nane ve zencefille. Teşekkür ederim. Harika bir lezzet olmuş. Evet, çok teşekkür Burada ederim. Burada da hangisi var? Ha, buna biraz daha su koyup sizce şey yapalım mı? Şimdi açabildim. Gördünüz. Çünkü elim az önce ıslaktı, açamamıştım. Onu da buraya koyalım. Bu biraz ama katı oldu, avokado var ya. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii Cevahir Hanım. Ben 4 yemek kaşığı yoğurt koydum. 1 tatlı kaşığı keten tohumu koydum. 1 halka ananas koydum. Aynı şekilde biraz da su koyduk beraber. Nasıl olmuş avokadolu? Yani şeftalili kadar muhteşem değil. Onu biliyoruz. Yo, çok güzel olmuş. Ama avokado, hani ayrı ayrı düşününce ya avokado çok yağlı. Ama hiç tadı gelmiyor. Ben normalde avokado yiyebilen bir insan değilim. Bunda hiç tadı yok. Ona fındık. O herhalde ananastan mı? Ananasın tadı baskın kalmış. Ananas, evet. Bu arada ananası şöyle. Bir kalın halka koyduk. Yaklaşık 100-120 gram kadar var onda. Eğer insülin direnciniz, şeker intoleransınız vesaire gibi problemler varsa ananası bir tık daha azaltalım. Bir de önemli olan nokta ananasın ortasındaki yuvarlak. Hı hı. Orada işte bromelain enzimi var, onu atmayın ne olur. Ananas, onu da ekleyin. Çok önemli bir ananas besin. Önemli. Bromelain var. Eğer spor yapıyorsak, diyetteysek mutlaka beslenme listemize koymamız gerekiyor değil Şöyle mi? Şöyle düşünün, avokado yağ yakmaya yardımcı insülin direncini düşüren bir gıda. Ananas bromelain içerir, yağ yakmayı destekleyen bir besin. Hani çok bromelain kapsülleri falan kullanılır, duymuşsunuzdur. Evet, i̇şte evet. Ananas. Aslında. Öyle mi? Tabii ananasın içindeki bromelain enzimi. Onu alıyorlar. Az aynen önce de konuşmuştuk öyle. Atilla hocamızla. Aynen. Özünü alıyorlar, aynen miktarını, ilaç, vitamin yapıyorlar. Ben daha çok işte hani şey gibi düşünün, besinlerle süreci yönettim. Yani şunu yapabilirdim, ben bunları suyla, sadece sebze meyve. Kabak, işte marul, onları suyla bir şekilde blenderize edip süzüp alın bu da sebze suyu bütün gün içebilirsiniz demiyorum. Evet. Hayır diyorum, posasını da içelim, yiyelim. Evet. Posa evet. Da çok önemli. Kesinlikle. Ve gerçekten lezzetsiz olmuyor. Evet, evet. Gerçekten şimdi keyifli. Son tarifimizi yapalım. Evet. Burada kırmızı meyveler görüyorum. Ondan yapalım mı son tarifimizi? Ay, ben onu özellikle sizin için yapmak istiyorum. Ben çok severim kırmızı evet, meyveleri. Evet, bence sevmeyen evet. Kişi de yoktur diye düşünüyorum. Hangisini seçelim? Nasıl hangisi? Derken? Şöyle burada karışık var. Içerisinde? Şimdi burada karışıklar var. Ben normal tarife 8 tane frambuaz koydum. Frambuaz şunlar. Oo, frambuaz olabilir ama ben böğürtlen de çok severim. İşte o yüzden dedim seçelim diye. Böğürtlen, bir de şimdi bu siyah böyle koyu böğürtlen ekstra tatlı olur. Çok güzel gözüküyor. Çilekleri koymasak da olur. Koymadım. Tamamdır. Frambuaz ve böğürtlen seçtim orada daha çok. Bununla beraber... dondurulmuş meyveler çok fazla denediğim için söylüyorum. Yoğurtla değil kefirle yapacağım. Çok böyle tatsız oluyor. O yüzden ben buna 6-7 tane de dut kurusu ekleyeceğim. Şeker tadı versin diye. Ha, Arzu Hanım, bal ekleyebilir miyiz? Ekleyebilirsiniz. Bal da olabilir bal değil mi? Bal da ekleyebilirsiniz. Bal ekleyince gayet tatlı olur. Tatlı bir tatlı olur. Kaşığı bal herhalde evet. Diyetimizi bozmaz. Şimdi hani eve gelen misafirlerimize hep böyle poğaçalar, börekler, kekler yapıyoruz ya. Şöyle düşündüm. Eve gelen misafirlere bunları hazırlasak aslında çok güzel bir şey olmaz mı? Ya, bakış açısını işte değiştirmek lazım Cevahir Hanım. Şimdi insanların beklentisi var. Çok güzel olur tabii ki. O şeftalili smoothie diğer meyvelerle de döndürüp meyve suyu soğuk içeceklerine yapabilirsiniz. Evet, mesela içerisinde buz da atabiliriz. Tam bir buz yazlık. Buz da atabilirsiniz. Sade maden suyu mesela sonradan ekleyebilirsiniz. Öyle de keyifli oluyor. Çok güzel olur. Hani havuz başı içeceklerini. Evet, şimdi ne koyuyoruz? Biraz kefir koyacağız herhalde. 300 mililitre bir tık fazla koyacağız. Bir çay bardağından biraz fazla, 300 mil.
Şöyle. Koyuyorum, koyuyorum. Su bardağı. Koyuyorum. Tamam. Yeterli mi? Bir yandan da mutfağa bakıyorum. Mutfakta her şey hazır. Sunumları da yapılmış. Harika. Sevgili Özlem TRT'de çalışıyor. Bizlerden biri aslında. Benim her seferinde evet. Diyorum ya sizlerden biri çarşamba günü mutfağımıza konuk oluyor. Bugün bizlerden biri mutfağımıza konuk oldu. Şimdi bu smoothie'yi de yaptıktan sonra mutfağa geçeceğiz. Mutlaka tadına da bakacağım tabii ki. Orada da çok güzel lezzetler var. Hepsinin tadına bakmış olacağım. Evet. Tabii ben zayıflama diyetlerinde işte dutu daha az kullanıyorum. Bal gibi tatlandırıcıları çok ekletmiyorum. Orada işte şeftaliyi falan kullanıyorum daha çok. Hı hı. Bunda da kalabilir mi sanki? Açamazsak. Açamıyoruz. Ben bunu niye açamadım? Ama bunun rengi çok güzel. Öyle mi? Onu evet, görmek istiyorum. Bunun rengi çok güzel. Ben hemen mutfaktan şöyle bir kap getireyim. Çok onun rengini gösterelim sevgili izleyicilerimize. Bunun rengi çok güzel. Şuradan alayım hemen. Ay. Şunu alacağım. Şunu da gösterebiliriz rengini. Bütün smoothie'lerimizi gösterelim. Çok keyifli oldu. Çok keyifli oldu. Evet, çok keyifli oldu. Gerçekten rengi harika. Rengi çok güzel. Ay çok güzel. Havuzbaşı için çok efsane bir tarif. Kesinlikle. Ay, benden çıkmaz bunlar söyledim resmen. Havuzbaşı için. Evet. Bu normal hani sadece tabii. Detoks değil. Hani normal zamanlarda da tabii. Çok güzel içecek olarak oturup içebiliriz. Oturup yemek yiyemiyorsunuz. Çocuklarla uğraşıyorsunuz. Çocukların peşindesiniz. Bir süreci takip edemiyorsunuz. Ama chia, yulaf koyduğunuz her şey sizi tok tutacak. Zaten. Çok güzel olmuş. O gerçekten elinize çok sağlık. Güzel oluyor. Rengi kadar rengi tadı da çok güzel. Çok güzel oluyor. Hani sebzeliler evet onlardan şey yapabiliriz biraz. Hani sevmeyebilirsiniz. Evet. Ama bununla beraber meyveliler hakikaten çok güzel oluyor. Evet. Bu burada detokslarımız var. Şeftaliden yaptığımız detoks, yeşilliklerden kabak ve elmadan yaptığımız detoks. İçerisine zencefil ve nane koyduk. Evet. Burada ananas ve avokadodan yaptığımız bir detoks var. Detoks tarifi ve kırmızı meyvelerden. Chia tohumundan yaptığımız bir detoksumuz var.